Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Gözlerse zaporijya nükleer santralinde. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski uyardı. Tesiste ateş açan Rus askerlerin ordunun doğrudan hedefi haline geleceğini söyledi. Roketler ateşleniyor, hedefler vuruluyor. Burası Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov. Ukrayna askerleri işgal altındaki topraklarını kurtarmak için aralıksız çalışıyor. İlerleme var. Geçen hafta izyumda iki kasaba geri alındı. Üçüncüsünün de yakında Rus güçlerinden temizlenmesi bekleniyor. Rusya'nın karşı saldırıları da sürüyor. İlk günlere kıyasa işimiz daha kolaylaştı. Son bir buçuk ayda daha az saldırı var. İzyum yönünde Rus askerlerini geri itmeyi ve çok sayıda kasabayı almayı başardık en zorlu savaşın verildiği yer Donbas. Luhansk'ta kontrolü sağlayan Rus güçleri Donetsk'i de tamamen ele geçirmek için saldırılara devam ediyor. Kramatorsk bombardımanların hedefindeki yerler arasında. Son saldırıda 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. 62 bina hasar aldı. Bölge sakinleri şoku atlatamıyor. Onlardan biri de evinin bahçesinde koca bir krater oluşan Valentina. İşte patlamanın neden olduğu krater. Birisi bahçende krater var dedi. Savaşta gözlerin çevrildiği en kritik yer Zaporizhia nükleer santrali. Buraya yapılacak herhangi bir saldırı yalnızca Ukrayna'nın değil, tüm Avrupa'nın kaderini değiştirebilir. Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi Mart ayından bu yana Rusya'nın işgali altında. Ukraynalı operatörler çalışmalarını sürdürüyor. Ancak tesis zaman zaman topçu atışlarıyla hedef alınıyor. Ukrayna ve Rus güçleri saldırılardan birbirlerini sorumlu tutuyor. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'ye göre Rusya nükleer tesisi askeri üste çevirdi ve bunu nükleer şantaj olarak kullanıyor. Tesiste ateş açan ya da tesisi kalkan olarak kullanan Rus askerler ordumuzun, istibaratımızın özel hedefi haline geleceklerini anlamalı. Ukrayna, uluslararası toplumun Rusya'nın nükleer şantajına ortak tepki vermesini istiyor. Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom'a yaptırım talep ediyor.